Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Bu akşam gece gündüze bir büyük ustayı anarak başladık. 11 Eylül 1929'da dünyaya gelen Türk soyut resminin sadece Türkiye'de değil dünyada da varlığını sürdürmesine çok önemli bir katkı sağlayan ve sadece tuvallere değil duvarlara da sanatı, yaşamı yansıtan bir büyük ustaydı ressamımız Burhan Doğançay. 16 Ocak 2013'te kaybettik onu. Bugünse doğum günü vesilesiyle bir kez daha saygıyla anıyoruz hemen sözün başında. Ve şimdi sanatın bir başka haliyle, sahne sanatlarıyla, dansla devam edeceğiz. Anadolu Ateşi bu topraklardan başlayan ve dünyaya erişen bir özel topluluk gösterileriyle yollarına devam ediyorlar. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kuruluşunun 20. sahneye çıkışlarının ise 18. yılında Harbi Açık Hava sahnesine özel bir gösteriye hazırlanıyor. 13 Eylül Perşembe akşamı Harbi Açık Hava sahnesinde seyirciyle buluşacaklar. Biz de öncesinde Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'la sohbet ediyoruz. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Epeyce uzun bir anons oldu ama. Ama güzeldi, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Her şeyden önce kutlu olsun. Sağ olun. 20. yıl çok da önemli bir süre. Gerçekten sanata değer katan ve aynı şekilde tam performans yolunu sürdüren bir topluluk. Şimdi önce öyle sorayım, öyle bir durum vardır. Hem kurucusu hem genel sanat yönetmeni. Neler hissediyorsun? Başlarken o ilk kıvılcım yandığında duyguların neydi? Bugün nasıl hissediyorsun? O... Müthiş bir heyecanlı yolculuktu. Hı. Yüksek bir çaba gerektiriyordu ve bu ülkede iyi bir şey yapmak için önce mesele inandırmakla ilgilidir ya, inanmakla ilgiliydi. Bir kişinin inanması yetmiyor, 100 kişinin aynı anda ona inanması ve bir davayı çalışır gibi çalışması gerekiyordu. Dünyanın her yerinde çok beğenileceğini biliyordum ama memleketimizle ilgili bazı sorunlarım vardı. Hı. Ama tümünü açtık ve şu anda bize bu ülkede milli takım muamelesi yapılıyor. Dünyanın Memnunsun. Her yerinde. Tanıtmanın da gururunu yaşıyoruz tabii. Hayır, gerçekten çok gurur verici bir süreç oldu. Ve bugün de hakkıyla zaten onun karşılığını hissediyorsunuz seyirciden de. Şimdi biz 13 Eylül Perşembe akşamı Harbi Açık Havaya ait bir gösteri olacak bu. Yani, öyledir ya o sahne. Evet, İlla ki müzisyenler için de öyledir. Evet, hepimiz için. Özel bir hazırlık gerekir. Sizin için nasıl oldu? Bu kaçıncı olacak orada biliyor musun? Ha, orada her sene yapıyoruz, her sene yapıyoruz. Yani bayağı oldu orada da. Ama her yıl mutlaka orada sahne alırız. Bazen üst üste birkaç temsil, bazen sadece buradan geçerken İstanbul'a uğramak gibi ama özellikle yani çalıştığımız bir yer. Yani o sahnenin de kıdemlisisiniz aslında. Evet, tabii. Doğru. 20 yıldır yani ilk çıktığımız yıldan bugüne kadar. O gün orada İstanbul seyircisi bu 20 yılda damıtılmış Anadolu Ateşi'nin sahnelerini izleyecekler. Yani Anadolu Ateşi klasikleri. Ve hangi ülkede sergilendiyse onun atmosferinde, Mısır piramitlerinin önünde ne oynadıysak onu alarak bir ikinci perde kurguladık. Birinci perdede de bir İstanbul hikayesi anlatıyoruz. İstanbul Dreams. Bu tamamen bu gösteriye tamamen özel. Tamamen bu gösteriye özel yapılmış bir koreografi ve orada İstanbul'un çok dilli, çok dinli, çok kültürlü yapısını, İstanbul'un görkemli tarihini, güncel kalabalıklarını, mesela İstiklal Caddesi'ni. İstiklal Caddesi aynı zamanda bir müzik tüneridir ya. Yani önünden geçerken müzik marketlerden gelen her sesin önünde dans edebilirsin. Öyle bir kurguyla bir güncel İstanbul, geri dönüşleriyle tarihi İstanbul arasında çok çok neşeli, çok güzel bir gösteri. Yine Batı Doğu sentezi. Kesinlikle evet. Değil mi? O ikinci bölümdeki öyle denir ya Türkçesini nasıl söyleyeyim, en iyileri diyelim, best of tadında olacak galiba ikinci bölüm değil mi? Bu görsel anlamda da epeyce bir şova hazırlandığınızı düşündürüyor bana. Ne tür hazırlıklar yapıldı? Yani teknik anlamda çok ileri bir teknoloji kullanıyoruz ve görseller oldukça güçlü. Yaklaşık 800-900 metrekare bir ekranın, bir masalın içinde dans edeceğiz. Aynısını Kapadokya'da da yaptık. O dokunun üzerinde gerçekleştirmiştik. Şimdi buraya o görkemli teknik, o görkemli Anadolu Ateşi ekibi ve 5 kuşak Anadolu Ateşi ekibi. Yani küçük öyle çocuklar mi? Da sahnede ne olacaklar. 5 kuşak oldunuz mu? Bizim kıvılcımlar. Evet, 5 kuşak. Müthiş. Gerçekten. Küçükler var. Onlardan bir büyükleri var. Anadolu Ateşi'ne yeni geçmiş arkadaşlar var. Yani 13-14 yaşına geldikten sonra artık ana kadroda da dans edebiliyorlar. Evet. Böylelikle birkaç tane Anadolu Ateşi'ni bir arada izleme olanağı bulacaklar. Çok güzel. Nasıl bir hazırlık süreci oluyor onu da çok merak ediyorum. Biz tabii seyrederken böyle kusursuz, hatasız, çok son derece görkemli gösteriler seyrediyoruz da. Öncesindeki çalışma süreci, mesela Harbi Açık Hava'dan örnek verirsek,
Kaç kişilik bir ekip, kaç gündür, günde kaç saat çalışıyor? Bu proje için 300'e yakın dansçıyla çalışıyoruz. Provadan geldim, şimdi tekrar provaya gidiyorum. Akşam 10'a kadar devam edecek. Yarın da böyle olacak. Bazen gerekirse sabahlıyoruz. Yani yetiştirmek için. Ama önemli olan bu inancı vermiş olmak. Arkadaşlarım işlerini çok ciddiye alıyorlar. Ve hani biz bir yeri ihmal ettiğimizde de hemen aralarında toplanıp şurası tam oturmamıştık. Gelin arkadaşlar burayı biz bir daha kendi başımıza prova edelim diyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu bir aslında disiplin. Evet. Bunu İngilizce anlamıyla da söylüyorum. Yani okul, disiplin, ekol ve buradan evet. da çok dansçı yetişti. Öyle değil mi? Kesinlikle. Beş kuşak deyince o süreçten biraz da hocalık tarafın var ya. Okullar yani ekol olabilmek için okullaşmak gerekiyor evet. biliyorsunuz. Şu anda 11 tane okulumuz var Türkiye'de. Yaklaşık 2000 öğrencimiz var bu okullarda ve bu sayı giderek artıyor. Orada yapılan şey klasik bir okul gösterisine hazırlanmak değildir. Her birinin ayrı senaryosu vardır. Bir okul Ağrıdağ Efsanesi'ni çalışır, bir okul İpek Yolu'nu çalışır, biri Gılgamış Destanı'nı çalışır ve bu bir temsile dönüşür. Bir dönem sonu gösterisi değil. Onun için bu çocukların derslerini de çok iyi etkiliyor. Okullarda aynı zamanda derslerle paralel giden bir etkinlik olduğu için biz hep öğretmenlerinden tebrik alıyoruz. Yani çocuklar çok başarılı oluyorlar diye. Evet. Bir de bu yaştayken 5000 kişinin karşısına çıkıp sahnede olmanın da heyecanını tattırdığımız için yani dokunulabilir bir mesafede bir eğitim sistemi. Ertelenmiş, bilinmez bir geleceğe ertelenmiş bir şey değil. Anında sahne. Anında. Daha kurs yerken sahneye çıkıyor. Sahne tozu. Tabii işte bu sene başlayan arkadaşlar onun için de orada mutlaka bir yerde olacaklar. Ne güzel bir fırsat, unutulmaz evet, bir evet. deneyim onlar için de. Ondan belki biraz daha bahsedeceğiz. Hani dansın insana, insan bedenine kattığı çok önemli artılar var muhakkak ki. Bunu evet. en fazla gözlemleyenlerden biri sensin. Ama ondan önce şunu anlatalım. Ayağınızın tozuyla Kapadokya'dan geldiniz. Doğru evet, mu söylüyorum? Evet, evet. Biraz anlatır mısın? Kapadokya'da başka bir doku. Evet. Muhakkak gittiğiniz yerlerin dokusu o gösterilere, o performanslara yansıyor. Kapadokya'da ilk miydi peki? Kapadokya'da ilk. İnanılmaz. Yani Antalya'da yıllardır varız. Ege turnesinden yeni geldik. Yani müthiş şeyler yaşıyoruz. Türkiye'de gitmediğimiz yer çok az ama Kapadokya ilk. Mekan sorunundan kaynaklanan şeylerdi bu. Ama Kapadokya'da bir temsil olmalıymış yaparak... Olmalıymış zaten. Tabii olması gerekiyor. Yani en az Mısır piramitleri kadar etkili evet. geldi bize. Yani ikisinde de oynadığımız için o dokuyu mappinglerle de dokuya kendi görsellerimizle kattığımız zaman bir masalın içinde oynadık. Ve bu devam edecek. Yani Ekim sonuna güzel. Kadar devam edecek. Sonra da kapalı bir mekanda sürdüreceğiz. Yani aslında düzenli gösteri yaptığınız yerlerden biri de Kapadokya mı olacak evet, artık? Evet, cumartesi pazarları orada olacak. Önümüzdeki hafta Bakü'de olacağımız için o haftayı yapmadık ama ondan sonraki her hafta düzenli periyotta sürecek. Kapadokya'ya gelen bir Çinli orada o gün Anadolu Ateşi olduğunu bilerek gelecek. Nasıl Antalya'da bilerek geliyorlar. Evet, Aspendos aslında geleneksel diyebilir miyim artık? Tabii. Öyle bir hal aldı ve gerçekten Türkiye'nin turizmi turistik mekanlarda da Türkiye'yi anlatabilmek için evet. çok güzel bir çıkış noktası oldu. Belki oradan da alınan ilhamla Kapadokya kesinlikle. Eklendi, doğru değil mi? Kesinlikle ve gösteri gittikçe Kapadokya temalı bir koreografiye evrilecek. Oranın Hı. hikayesini anlatan bir şeye doğru gidiyoruz. Orayı biraz yaşamak lazım ve dans ettiğimiz yer işte Zelve ya da Perili Ozanlar Vadisi Hı. müthiş dokusu olan bir yer. Ben görmedim orayı mesela. Mekan yok diyorduk ama arabayla geçerken ya burada da gösteri yapabiliriz, burada da olabilir, burada da olabilir. Çünkü o kadar özel doğal yerler var zaten. Ki. Evet. Yani nereye podyumu kurarsan orada sihirli bir atmosferin içinde oynama olanağı veriyor bize. Hı. Çok ihmal etmiştik ama bundan sonra orada da olacağız. Harika. Peki yurt dışı için şimdi hemen önümüzdeki evet. dönemde planlama nasıl? Epeyce turne olacaktır yine. En son Bulgaristan'dan gelmiştik. Hı. Türkiye turnesini yaptık. Şimdi Azerbaycan'a gidiyoruz. Oradan döndükten sonra Antalya, Kapadokya'lar sürüyor. Daha sonra Avustralya'ya gidiyoruz. Hı. Melbourne ve Sydney var. Oradan dönüp İngiltere'ye gideceğiz. Ondan sonra büyük Avrupa turnesi başlayacak. Bu 50 tane şehirde gösteri yapacağız. Bu arada da yeni projemizi gittiğimiz yerlerde parça parça çalışmayı sürdüreceğiz. Öyle oluyor değil mi? Yani evet. o yolda aslında bir kısmı sahnede belki başlıyor. O enerjiyle yeni bir gösteriye evriliyor. Evet. Değil mi? Yani bunca yıl zaten her seferinde yeni bir gösteriyle yola çıkmak hakikaten
Böyle bir enerji gerektirir. Şöyle bir şey oluyor. Mesela Mısır'da Sphinx'in önünde sahne kurulmuş, arkada piramitler. Biz o arada Troya'yı çalışıyorduk. Akşam Anadolu Ateşi temsili yaptık. Bizi izleyenler, siz başka bir şey çalıştınız, akşam başka bir şeyle sahneye çıktınız diyor. Yani onu da yolda tamamlamak zorundayız. Yani durup çalışma lüksümüz yok tabii. Ama dinamik bir süreç. O da zaten besliyor. Çok da zevkli gözüküyor. Yolunuz açık olsun. Biz an itibariyle 13 Eylül Perşembe Harbi Açık Hava sahnesinde buluşalım diyoruz ama devam edecek gösteriler. Evet. Hem de nice yıllara diyelim Mustafa Erdoğan. Sağ teşekkür olun. Ediyorum. Teşekkürler. Bizimle de paylaştığın için. Bu arada yine özel bir başka etkinlikle de devam edelim. Birinci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali gerçekleşiyor ki çok önemli. Yine mekan olarak da çok önemli. Festival kapsamında sahneye konacak yeni etkinlikse Devlet Opera ve Balesi'nin genel müdürü Murat Karahan'ın da yer aldığı gala konseri. Görelim haberimizi. Tarihi Efes Antik Tiyatro'da ilk kez düzenlenen festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Zorba Balesi ile başladı. Festivalde bu akşam İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik edeceği gala konseri yer alıyor. Gala konserinde tenör Murat Karahan'a İspanyol soprano Carmen Solis, Bolşoy Tiyatrosu'ndan Rus Yulia Mazurova ile Metropolitan Opera'da sahneye çıkan ilk Türk opera sanatçısı olan Burak Bilgi de eşlik edecek. Festivalde 14 Eylül'de Puccini'nin ölümsüz eseri Tosca Operası sahnelenecek. Festivalin son gösterisi ise 18 Eylül'de Carmina Burana Balesi olacak. Ve bir de film projesinden söz edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki festivallerde 20'den fazla ödül kazanan Baba Neredesin Kayboldum adlı film vizyonda. İşte filme dair detaylar. Önüme bir bir çıkarken ölümün yeni bir seni daha ekledi. Sen niye hikayeni miras bıraktın bana? Londra ve Los Angeles'ta düzenlenen bağımsız film festivallerinden en iyi film ve en iyi yabancı film ödüllerini kazanan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki festivallerden 20'yi aşkın ödülle dönen Baba Neredesin Kayboldum vizyonda. Onu kaybettin, bunun acısı çok büyük. Fakat artık bir yerden başlaman gerekiyor. Neredesin Ali? Kaç kere aradım, telefonlarımı açmadım bile. Yönetmenliğini Ahmet Karaman'ın üstlendiği filmde Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı ve Bestemsu Özdemir rol alıyor. Sence insan evladı sezgilerine mi kulak vermeli, duygularını mı takip ediyor? Bu bir eve dönüş hikayesi. Aslında gündelik hayatımızda sürekli karşılaştığımız, sıradan hale gelmiş, fark edemediğimiz durumlar, olaylar, kültür ve kültür çatışmasından, kuşak farklılığından bütün hepsinin birleştiği bir film yaratmaya çalıştım. Bir dur lan! Bir dur! Ben bir kaçırırım benim bereketini! Baba Neredesin Kayboldum, babasının ölümü ardından işini yarım bırakıp memleketi İzmir'e dönen aşkının hikayesini anlatıyor. Sevdiklerimizi üzmemek için hep yalan mı söyleyeceğiz? En önemli mesajı galiba aynı ailedeki insanlar, aile bireyleri bile birbirlerini tanıyamayabiliyorlar. Yani tanımıyoruz aslında. Başımıza değişik şeyler gelmeden kendimizi de tanıyamıyoruz. Bunlarla ilgili sürprizli bir film. Aşkın artık bir karar vermelisin. Bak senin hayatın boyunca arkamda dağ gibi baban olmuş. Biraz daha doğru mesajlar veren, ayrımcılığın olmadığı, daha bütünlüğün olduğu, ailenin ön planda olduğu bir iş. Ali'nin belli sorumlulukları var. Senin gibi boş gezenin boş kalkması değil. Dünyanın ilk ve en başarılı crossover grubu Il Divo İstanbul'a geliyor. Klasik eserlere getirdikleri özgün yorumlarla bir fenomene dönüşen dört tutku dolu sesten oluşan Il Divo, yeni çıkacak albümleri Timeless'ın dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyorlar. 14 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahne alacaklar. Biz de bir Il Divo klibiyle tamamlayalım bu akşamı. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Too close.